Evet değerli arkadaşlar, değerli dostlar, değerli ayrılıklarda, vedalarda konuşmak zordur. İnsan duygu yoğunluğu yaşar. Kelimeleri çok düzgün bir şekilde ifade edemez. Ama bu da mesleğin kaderi, cilvesi. Ama şunu söylemek istiyorum ki, Urfa'dan hakikaten dolu dolu, hizmet dolu, birliktelikle, beraberlikle, birlikte yol yürüdüğümüz şehrin hayaller hedeflerine bir adım dahi olsa, bir bilim dahi olsa katkı sağlamaya çalıştığımızı ve bundan da çok mutlu olduğumu, gani gönüllü olduğumuzu ve gönül rahatlığı içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben hepinizden Allah razı olsun diyorum. 3-4 gündür, 4-5 gündür vedalaşıyoruz. Zor ayrılmak, insan sevdiğinden ayrılması zordur. Ama bunun her şeyinde bir sonu var. Her sorunun da başlangıcı vardır. Bize bu görevleri tensip eden bir fanenin hakikaten arzu ettiği bir durumdur. Ama hep de şuna inanmışımdır. Bir gün uçak her zaman inecektir. Her başlangıcın bir son olacağını bildiğim için her zaman da buna mütevekkiz oldum. Bu konuda dikkatli olmaya, tertipli olmaya çalıştım. Hatamız olmuştur, kusurumuz olmuştur, eksikliğimiz olmuştur. İnsandır, beşerdir. Bundan dolayı hakkını celal edin. Ben Yunus Emre'nin bu güzel sözünü her gittiğim yerde o şehri gönlümü açmaya, o şehrin insanları sevmeye ve o bölgede güzel insanla beraber yol almaya hep kendimi ilke edinmişimdir. Onun için de sevdim mi sevilirsin. Yunus Emre'nin sevdik, aşık olduk, sevildik, maşık olduk. Bizden kim usanıyorsa her dem yeniden doğarız diye güzel bir dörtlüğe sözümü tamamlamak istiyorum. Ve hasreten de birçok görevi ve Şanlıurfa Peygamberler Diyarı'ndaki valilik görevini tarıma tensip eden Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bizler makamdayken, mevki varken, ünvan varken değil, her daim vefamızı, saygımızı, sadakatimizi ifade etmek boynumuz borcudur. Onun için ben Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerime yürekten teşekkür ediyorum. Kırgın asla değilim, hüzünlü değilim. Büyük bir mesuliyet ve sorumluluğu rahat bir şekilde, gönüllü bir şekilde bıraktım da ifade etmek istiyorum. Huzurluyum. Ankara'da bir kardeşiniz, Urfa'nın bir öz evladı, bir kardeşi, bir dostu, Fahri Hemşerisi değil, gönüllü turizm meclisinin adına ne derseniz deyin, bir kardeşiniz olduğunda özellikle ifade etmek istiyorum. Buraya gelip diyeceğiz, dünya küçük. Şunu söyleyeyim, 2017'de ben buraya bir okul inşaatlar için, eğitim sorunları için gelmiştik bakanımızla beraber, İsmet Yılmaz'la beraber. 2018'de Ziya Selçuk bakanımızla beraber yine bu şehre geldik. Ve 2022'de de vali olarak gelmek nasip oldu. Yani dünya küçüktür. Belki farklı görevlerde, bakanlıklarda, farklı yerlerde yine görev alırız, yine Urfa'ya hizmet ederiz. Hizmet etmenin yeri sadece belli makamlar değil, her makamda, her görevde hiçbir şey yapamasak da bu şehrin öz evladı olarak da duamızla, niyazımızla sizin yanınızdayız. Allah'a emanet olun. Allah yolunu açsın. Allah'ın duasını.